İlk tweetimizle başlayalım. Nevşin Mengü'nün bir paylaşımı var. İstanbul Havalimanı ile alakalı daha doğrusu iki tane paylaşımı var. İlk paylaşımda bir pilot havalimanı değil alışveriş merkezi yapılmış diyor. İkinci paylaşımında ise yeni havalimanında pist eğilimi olduğu için uçaklar çok fren yapıyor. balataları ısınıyor alan veriyormuş. Bu nedenle Balatalar Toyyan'a kadar uçaklar pis başına beklemek zorunda kalıyormuş. Bu durumun uçuş için bir risk oluşturmadığı belirtilmiş yetkililerce. Ancak yeni havalimanının bazı kesimlerce karalanması bir şekilde eleştirilmesini nasıl buluyorsunuz? Şimdi bu yeni havalimanı konusunda bazı kesimlerin Türkiye'de hani normal olmayan bir tepkisi var. Normal olmayan bir nefreti var diyelim daha doğru bunu neden yapıyorlar? Gerçekten bence üniversitelerde detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor. 2013 yılında gezi olayları vardı. Hatırlayacaksın Kemalettin. Evet. Orada o olayları tertipleyenlerin birinci isteği neydi biliyor musun? Üçüncü havalimanı yapılmasın. Birinci istekleri buydu. Şimdi siz dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir havalimanı yapıyorsunuz. dünya, tamamı, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak. Ve kendi ülkenizden birileri sürekli böyle akla ziyan şeylerle ne diyor? Bir pilot böyle söylemiş. Ya şimdi kim o pilot? Niye AVM yapılmış diyor. Balatalar ısınıyormuş uçakların. Evet birilerinin balataları ısınıyor. Ee, ki ısınıyor ki böyle şeyler yazıyorlar. Evlere şenlik. Üzerinde de çok fazla bence durmaya gerek yok ama işte bu bir zihniyetin tezahürüdür. İşte kendilerini gösteriyorlar. Yani dünyanın kıskandığı bir havalimanı var. Gurur duyacağına işte yok balatalar ısınıyor. Yok pist eğimli. Allah akıl fikir versin. Ne diyelim? Evet. Sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Evet. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu bir çalışma ile alakalı Okyanus sistemi Twitter hesabı yeminle komedi CHP yalan iftira prodüksiyon bir arsızlıkla sunar. Hayır buna şizofrenler inanır inanılmasına da yüreği iman dolu vatanseverler sadece güler. Bu paylaşımın videosu var. Bunu ekrana alabilsek. Hangi parti ne partisi evet. hiç şey değil. Ama verilmiş bir hak vardı. Çok enteresan Bu seçim şartını, döneminde alınması, böyle bir kampanya başlattılar. Ee, ve şöyle sanki AK Parti'liymiş gibi kendini gösteren işte sözde ver. muhafazakar seçmene hitap edeceğini düşündükleri böyle isimleri çıkartıyorlar, böyle videolar çekiyorlar ve bunu da sosyal medyadan yayıyorlar. Şimdi bu hanımefendinin kesinlikle işte ben eskiden AK Partiliydim Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorum diye yapmış olduğu konuşma tamamen kurgusal. Bu o kadar belli ki ve bu sadece tek örnek de değil. Yani bakın bu seçimler İstanbul seçimleri sosyal medyanın yalan ve manipülasyon üzerine çok etkin bir şekilde kullanıldığı seçimler olarak tarihe geçecek. Ee, bunun gibi çok örnek var. Lütfen kimse bunlara inanmasın. İşte özellikle e, sanki bu mahallenin insanıymış da şu an gördüğü bazı eksiklikler yüzünden vicdan yapıp CHP'nin adayını destekliyormuş gibi ifadeler kullanan, sosyal medyada paylaşımlar yapan bu tip hesaplara dikkat etmeleri gerekiyor. Tamamı algı, tamamı yönlendirme amacı taşıyor ve kurgusal şeyler buradan biz de bir kez daha uyaralım. Evet, sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Abdulkadir Özel Bey'in bir paylaşım var. CHP İstanbul İl Başkanı fiilen İstanbul Büyükşehir kadın eş başkan adayıdır. CHP İstanbul Büyükşehir erkek eş başkan adayı gibi gezi vandalizmini destekledi. Erkek eş, başı, eş başkan adayı yıl dönümünde gezi takiyesi yaparken kadın eş başkan adayı gezi vandalizmini desteğe devam ediyor. Şimdi burada Kemalettin şu aslında vurgulanıyor. Önemli bir tweet. Şimdi Canan Kaftancıoğlu. Seçimlerden önce 31 Mart öncesinde Hep Ekrem İmamoğlu'nun yanındaydı Seçimin yenilenmesi kararı alındıktan sonra Kendisini çok göremiyoruz ama Şu biliniyor çok yoğun bir şekilde kulislerde Konuşuluyor Canan Kaftancıoğlu O hani İmamoğlu'nun mazbataya aldığı O iki haftalık süre var ya Evet. Orada çok etkin bir şekilde Hem belediyede hem diğer Noktalarda İmamoğlu'nun Daha da önündeymiş gibi Bir görüntü sergilediği konuşuluyor Kamuoyuna çık, önüne çıkmasalarda Burada tabii dikkat çekici olan şey şu hani bu eş başkanlık. Eş başkanlık bir siyasi partide e, biliyorsun evet. uygulanan bir yöntem. HDP'de uygulanan bir yöntem. E, sanki işte ona vurgu yapılmış. Ben yeri gelmişken son olarak şunu söylemek istiyorum. E, şimdi CHP'nin adayı e, 27 Mayıs e, rahmetli Adnan Menderes ve e, iki arkadaşıyla ilgili bir tweet paylaştı değil mi? Andı demokrasi şehitlerini evet. andı. Şimdi tabii sosyal medya öyle bir yer ki hemen geriye doğru bir tarama yapılmış geçmişte kendisinin var o e, var. Kesinlikle ilerleyen. böyle bir şeyi yok. Paylaşım yok. <laughs> paylaşımı yok. Ama gezi ile ilgili. ilgili paylaşımları var. Geziyi evet. destekleyen. Bu yıl sanıyorum e, böyle bir tweet'te atmamış. Evet, yok yani az önceki, Twitter'da o, o evet, gündemimizde ilk tweetle de Evet, birleştirelim bir an öncekiyle. O hani bir hanımefendi çıktı ya. Evet. Sözde AK Partiliymiş gibi. Korkunç bir manipülasyon yapıyorlar. Korkunç bir algı yönetimi yapıyorlar. Kimse buna inanmasın, buna teslim olmasın. Gerçek yüzleriyle siyaset yapan e, bir siyasi hareketle karşı karşıya değil şu an İstanbul'da AK Parti. Muhafazakarların, milliyetçi seçmenin oyunu almak için biri farklı bir politika izliyor. İstanbul İl Başkanı üzerinden de kendi geleneksel tabanlarını bir şekilde e, toplamaya çalışıyorlar. Birbirleriyle yakınlaştırmaya çalışıyorlar. E, bunu da dikkat çekmek gerekiyor. Evet teşekkür ediyoruz. Sıradaki tweetlerimizle devam edelim. Temel ihtiyaç olan su ve ulaşım konusunda İzmir'in durumunu gösteren, 3 tane tweet paylaşımımız var. Taygun isimli bir Twitter kullanıcısının paylaşımı şöyle. Her şey çok güzel olsaydı önce İzmir'de olurdu. Bu resimde 90'lı yıllardan değil 2019 İzmir'inden tasarruftan bahseden baksın şu rezilliğe. İzmir'de bunu İzmir'e bunu reva gören zihniyet İstanbul'da neler yapmaz. Devamında Volkan Barmak isimli kullanıcının bir paylaşımı var. CHP İzmir Belediyesi su indirimi yapacakmış. Bilin bakalım ne eksik. Sena isimli bir kullanıcının paylaşımı var devamında. Ramazan ayı iyilik ayıdır. Bir kampanya başlatalım da sevap kazanalım istiyoruz. Su yaz, boşluk bırak, 1935'e yolla. Bir damacana da su senden olsun, çağdaş İzmirli suya doysun. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi ile alakalı ee, birkaç paylaşım var. Şimdi e, önce bir bilgi verelim. Dün akşam e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklama yaptı Tunç Soyer ve İzmir'de su fiyatlarına indirim yapacağını açıkladı. Evet. E, Cüzi bir indirim var ama işte sıkıntı şu İzmir'de su yok. Yani öyle bir sıkıntı var. E, Kemalettin ben uzun yıllar İzmir'de gazetecilik yaptım. İnan şu gördüğüm manzarayı biz 4-5 kez haber yaptığımızı hatırlıyorum. Bu manzara hiç değişmiyor bakın 1999 galiba CHP'nin İzmir'de iş başına geldiği önce DSP arkasından seçilen başkan CHP'ye geçiyor öyle devam ediyor. Tam 20 yıldır bir kentin su problemini altyapı problemlerini çözememiş bir belediyecilik anlayışıyla İzmir bir imtihan veriyor bir sınav veriyor ve inanın orada hükümetin yaptığı Gördes Barajı'ndan İzmir'e su getirilmesi hamlesi de olmasa musluklardan hiç su akmayacak İzmir'de. Öyle bir sıkıntı var. Hani anlatıyorlar ya öyle bir İzmir tasviri yapıyorlar ki işte Türkiye'nin batıya açılan kapısı, modernliğin, çağdaşlığın merkezi. İşte bakın İzmir böyle bir yer. İzmir'de bu manzara hep yaşanıyor, her yaz yaşanıyor. Size öyle söyleyeyim ve enteresandır. İzmir bir de yağış alan bir yer. Hani hiç yağmur yağmayan bir yer de değil. Ama tablo bu. Güzel bir tweet hani işte her şey çok güzel olacak diyorlar olsaydı İzmir'de olurdu. Evet. Siz 20 yıldır İzmir'de zaten bir rol model belediyecilik ortaya koyabilmiş olsaydınız belki siyaseten çok daha farklı noktalarda olabilirdi CHP. Evet sıradaki paylaşımımızla devam edelim. Az evvel de siz dile getirmiştiniz Adnan Menderes'le ilgili olayı. Murat Sarıcan'ın bir paylaşımı var. Hiç Adnan Menderes'i anmayan CHP adayı ilk defa tweet atıp Adnan Menderes'e rahmet diledi bu sene. Her sene gezicilere selam çakan CHP adayı ilk defa bu sene gezi olaylarının yıl dönümünde gez, gezicilere selam çakmadı. Gerçek yüzünü saklayarak seçim kazanmaya çalışmak utanç vericidir. Şimdi Kemalettin siyasette bazen popülizm yapılır. Hadi abartalım Takiye'de zaman zaman yapılır. Bunlar siyasetin içinde var. Ama yani bunun dozunu iyi ayarlamak lazım. Şimdi öyle enteresan ki yani karşımızda zaman zaman işte CHP'li gibi davranan, zaman zaman merkez sağ bir siyasetçi gibi davranan ve o tip söylemlerde bulunan, yerine göre Selahattin Demirtaş'ın çizgisini ben çok beğeniyorum, alkışlıyorum deyip HDP seçmenine göz kırpan, hani yerine göre ülkücü olabilen, yerine göre solcu olabilen gezi olaylarında gördük bir videosu ortaya çıktı. Orada sol yumruklar havada, yanındaki insanlar yürüyorlardı, o da korteje eşlik ediyor. Enteresan yani Türk siyasi hayatında ben böyle bir siyasi kampanya, böyle bir söylem daha önce hiç görmemiştim. Ta 80'li yıllarda rahmetli Özal'ın dört eğilimi bir araya getirme e, anapta vücut bulmuş bir siyasi hareket vardı ama tabii böyle değildi. Siz burada bırakın dört eğilimi burada hani e, HDP gibi terörle arasına mesafe koyamamış bir siyasi partiye zaman zaman göz kırpıyorsunuz. İşte rahmetli Menderes'in ölüm yıl dönümünde e, mesaj atıyorsunuz. Geçmişte hiç böyle kaygılarınız olmamış. Geçmişte tersine gezi ile ilgili mesajlar paylaşmışsınız. Bu yıl atmıyorsunuz. İşte bunu da o zaman CHP seçmeni sorgulasın. Evet. Adayları Gezi ile ilgili çok önem verdikleri Gezi ile ilgili bir mesaj dahi atmıyor Acaba niye kimi kaybetmekten korkuyor ve bu aday gerçekten CHP'li mi e onlar bir sorgulasınlar Evet. Sıradaki paylaşımımızla devam edelim Bu paylaşımı çok ilginç hem tehdit ve şantaj dilinin yanlış olduğunu kendi yazılarında paylaşan Hem de Twitter'da yapmış olduğu paylaşımında açıkça tehdit ve şantaja yer veren bir paylaşım Edip Yüksel'in bir paylaşımı Profesör Doktor Burhan Kulu'yu etiketleyerek Burhan hala silmedin mi bu iftirayı? Bu iftirayı acilen silip Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemen gerekiyor. Sana bunun için 5 saat veriyorum. 5 saat sonra uyandığımda silmemişsen seninle ilgili özel bir dosyayı açacağım. Burhan Kuzu'nun tweetle ilgili paylaşımı silmemesine müteakip ikinci bir paylaşımı var. Burhan kardeşim maalesef şeytana uyarak yaydığı iftirayı silmedi. Egosuna uyarak inat etti. Kendisiyle DM ile yaptığım çağrıya da uymadı. Kendisi hakkında dosya açmak yerine kendisini blokluyorum. Ve hepinizin de buna davet ediyorum. Böyle bir karakter karakteri sessizliğe gömmek en iyisi. Burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, Sayın Burhan Kuzu'nun yapmış olduğu paylaşımın doğruluğu yanlışlığında değil. Aynı şekilde kendi yazılarında sürekli olarak tehdit ve şantaj dilini yanlış olduğunu dile getiren Edip Yüksel'in iki tweet var. Bununla ilgili düşünceleriniz nedir? Vallahi hiç şaşırmadım. Ee, yani hani kendi demokrat diyoruz ya işte bu arkadaşlar böyle ee, lafa geldiğime hep demokrattırlar. Hep e, insan haklarından, kişisel hak ve özgürlüklerden yana olduklarını söylerler. Ama kendileri gibi düşünmeyen herkese de böyle aba altından sopa göstermeyi severler. Ee, ne diyelim? Yani işte herkes kendi karakterini burada bir şekilde ortaya koyuyor. 140 karaktere sağ ee, bir mesajla koymuş insanları böyle tehdit etmek, aba altından sopa göstermek hoş bir tarz değil. Ee, ben herhalde Burhan Kuzuron'un gereğini, ee gereken cevabı veriyor. vermiştir diye düşünüyorum. 5 saat süre veriyorum, 5 saat sonra bunu silmeni istiyorum. Evet o zaman açıkla ne açıklayacaksan açıkla. Değil evet mi? Ama eminim altında binlerce insanda neler yazmıştır, ne hakaretlerde bulunmuştur. Alıştık yani bunların bu hakaretlerine, bu tehdit diline alıştık maalesef.